Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Şikatul mesâbihten hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Babul Mesacid'deyiz. 721. hadisteyiz. Talk bin Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyorlar. Bir heyet olarak geliyorlar. Efendimizle birlikte namaz kılıyorlar. Sonra ayrılıp giderken sallallahu aleyhi ve sellem abdest suyunu alıyorlar. Diyorlar ki bizim olduğumuz yerde bir kise var. Efendimiz de onu içinde bir tadilatla camiye çevirin. Orada namaz kılın. Bu suyu da dökün. İnşallah teberrüken orada bir bereket olur diye o halde onları gönderiyor. Ve hadis-i şerif bize bunu anlatıyor. Yani bir mahallede kilise var, oradakiler Müslüman olduysa o kilise cami olabilir mi? Olur, temizlenir, oradaki şirke delalet eden neler varsa onlar dışarıya çıkarılır, resimler, onlar izale edilirler. Orası cami mescid haline getirilir. Osmanlı bir yeri fethettiği zaman oranın büyük kilisesini cami yapardı. Kılıç hakkıydı bu. Ayasofya da öyledir. Sultan Fatih'in hakkıdır Ayasofya. Kılıç hakkıdır, fetih hakkıdır. Ama maalesef hala Ayasofya'yı Müslümanlar hürriyetine kavuşturamadılar. Sultan Fatih'in bedduası var. İşte şunlar, bunlar ne derler? Bunları hesaba katınca Ayasofya'nın gurbeti bitmiyor ama elbet bir gün Ayasofya bir daha kapanmamak üzere açılacaktır. Kıyamete kadar ondan sonra açık kalacaktır. Ayasofya'yı açacak irade, onu koruyacak irade olacaktır. وَاَنْ تَلْقِبْنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهَا قَالُ خَرَجْنَا وَفْتًا اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَبَايَعْنَاهُ وَفْتًا yani kasidin, vafidin. Resulullah aleyhisselama biz, vardık gittik çıktık feba'a'nahu efendimiz aleyhisselam'a tevhid noktasında iman noktasında emirlerini buyruklarını hayatımıza taşıma noktasında ona biat ettik wasalleyna ma'ahu onunla namaz kıldık ya da namazlar kıldık Resulullah Aleyhisselam'la mescid nebevi'de kaldılar. Böyle gençler gelirdi uzaktan Medine'de kalırlar Kimi üç gün, kimi beş gün, kimi biraz daha fazla kalır. Efendimiz Aleyhisselam'la orada olur, onu dinler. Ondan aldıklarını kendi mahallesine, kendi dünyasına götürür. Onlar o kadarla muallim olurlardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın davasını tebliğ ederlerdi. وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَعَتَلَّنَا Efendimiz Aleyhisselam'a haber verdik. Dedik ki Ya Resulallah, Bizim olduğumuz yerde bir tane kilise var. Bize ait orada bir tane önceden kalma bir kilisemiz var. فَسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ fadli طَهُورِهِ Yani anlatıyorlar, tabi buralarda hazifler var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'dan مِنْ fadli طَهُورِهِ Abdest suyunun arta kalanını ondan istedik, talep ettik. Fedaa in, fetawadda ve temazmaza thumma sabbahu fi ilawatin. <idâvetin> Efendim su istedi, onunla abdest aldı, mazmaza yaptı. Sonra o kabın içine mazmazadan sonra suyu döktü. Ve <fed> emarana <'in> fakale uhrucu. Yani ve <fed> emarana <'in> bil Bize artık şimdi ayrılabilirsiniz. Onlar ayrılmak için Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar, su istiyorlar. Ve ne bil khurucu ayrılabilirsiniz. O noktada emir verdi. Fakale buyurdu ki: "Ukhrucu fe iza ateytum ardakum gidin şimdi." Beldenize, şehrinize, yerleşim yerinize vardığınız zaman feksiru bi'atekum. O zaman o kiliseyi kırın. Yani kırın derken onun bir cüzünü orada bir e, kiliseden onu çıkarın çıkaracak şekilde onun içine bir değişikliğe gidin operasyon yapın mihrap koyun camiye çevirin vanzihu <laughs> makanaha bu suyu da onun o mekanına onun mekanına dökün vanzihu makanaha bihadha'l mai vettahizuhu mesedan orayı mescit yapın. Orada insanlar bundan sonra namaz kılsınlar. Teberrük diyoruz kardeşlerim. Teberrük. Bununla alakalı ileride başka hadis gelecek. Teberrük caiz midir? Caizdir. Esma radıyallahu anha diyor ki, Müslim rivayet ediyor. Hazreti Ayşe'de Resulullah aleyhisselamın bir cübbesi vardı. Ayşe'den sonra o cübbeyi ben aldım diyor. Efendimizin baldızı olan Esma radıyallahu anh'a onu yıkardık, hastalara onun suyunu içirirdik diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a onun annesi Efendimiz aleyhisselamın halası ya da teyzesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde uyuyunca terini alır, bir şişenin içine koyar, sandığında saklardı. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a bir gün Efendimiz aleyhisselam ne yapıyorsun dedi teri alıyorum ya Resulallah dedi onu böyle hastalara verirlerdi saklarlardı Resulullah aleyhisselamın terini sahabe-i kiram Efendimiz aleyhisselamın sakalını alırlardı Enes bin Malik radıyallahu anh diyor etrafında böyle halk olurduk berberin etrafında Resulullah Aleyhisselam'ın sakalından bir tüy alabilir miyiz diye. Efendimiz o, peygamber, Allah'ın Resulü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً lil alemin. Kadı İyaz'ın şifasında var. Halid bin Melid bir savaşta sarığı düşüyor. Giriyor sarı almaya, kalan almaya. Diyorlar ki yapma bak böyle çok asker, kumandan şehit oldu. Ben kalan suvayı almaya gitmiyorum onun içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını koymuştum diyor. Onu almaya gidiyorum. Onunla teberrük ediyorum. Onun bereketine ya Rabbi diyorum. Kardeşlerim buna teberrük deniyor teberrük. Hani izhabu bi kamisi hada. Hazreti Yusuf Aleyhisselam demedi mi ayet bu Yusuf Suresi'nde? Alın bu gömleğimi babama götürün yüzüne koyun babam görecek. Öyle oldu. Babası gördü. Gömlek Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği. Yani onun gömleğinde bu etki nasıl oldu? Allah Teala'nın inayetiyle oldu. Çünkü o gömlek bir peygamberin bedenini örtüyor. Peygamberin bedeni kalbi örtüyor. Kalp vahye muhatap oluyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın bedeninde Sakalı var, elbisesi var. Yine Buhari hadisi. Sahabe Efendimiz Aleyhisselam'dan cübbesini istiyor. Sahabe etraftakiler kızıyor. Neden istedin diyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın başka giyecek kıyafeti yok. İşte bu yeni bir kıyafetti. Bunu giyseydi ölünce kefenim olsun diye istedim. Yani teberrük olsun diye Resulullah Aleyhisselam'dan onu talep ediyor. Allahu alem ya Buhari'de ya Müslim'de ikisinden birinde bu son söylediğim Resulullah Aleyhisselam'ın cübbesini talep hadisesi var. Yani teberrükle alakalı çok rivayet var. Nedir bunun kıymeti, kâmeti? O cübbe Resulullah Aleyhisselam'ın bedenini örtüyor. O beden o cübbe bedeni örtüyor. Beden kalbi örtüyor. Kal, Resulullah Aleyhisselam'ın kalbi vahye muhatap. Dolayısıyla o kıyafet üzerinden sahabe vahye yürüyor. Böyle bir bereket Resulullah Aleyhisselam'ın kıyafetinde, sarığında, sakalında bir kıyafet var. Ümmet de bunları saklamış. Bugüne kadar gelmiş kardeşlerim. Burada da sahabeye su istiyor, abdest suyunu istiyorlar. Abdest, normal abdestten arta kalan suyu veriyor onlara. Onlar da o kiliseyi camiye çevirdikten sonra oraya döküyorlar. Nesai rivayet ediyor. Hasan bir hadis kardeşlerim. Yani teberrük Resulullah Aleyhisselam asarı ile caizdir. Orada bereketi yaratan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir bu dini kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi bilemez kardeşlerim bilemez. Peki fed abi ma in fetawadda ve temazmada thumma sabbahu fi idawatin ve amarna fekal ukhrucu fe iza ataytum buraları okumuştuk. Sonra vandihu mekana bi alma ve orayı mescit yapın. Kulna dedik ki اِنَّ الْبَلَدَ ba'idun Ya Resulallah, bizim ikamet ettiğimiz yer buraya çok uzak, uzak bir mesafe. وَالْحَرُّ <laughs> شَد۪يدٌ E bu yolları biliyorsun, Hicaz çok sıcak olur, hararet yüksektir. Walma <laughs> يُنْشَوْا Su da buharlaşır, oraya gidene kadar sizin abdest aldığınız, ondan artan bu su buharlaşır, kurur, biter Ya Resulallah. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Mudduhu min elma Yani onun üzerine başka bir su dökün Fe innehu la yeziduhu illa tiben. Yani dökünce onun ancak güzelliğini artırır. O iki su birbirine karışsın. Az o su, Efendimiz Aleyhisselam'ın abdestinden arta kalan su, üzerine dökün, o karışır, hepsi aynı gibi olur ancak onun güzelliğini artırır. Yani bu hadis-i şeriften anladığımız kardeşlerim, uleman istimbar ettiği bir teberrük caizdir. Resulullah Aleyhisselam'ın asarıyla teberrük ediyorsunuz. İki, bereketleniyorsunuz yani. Ondan bir şey, evinizde saklıyorsunuz. Bereket Allah'ın inayetiyle. Ama o manayı düşünüyorsunuz o beden, orada bir kalp, o vahye muhatap oldu. Orayla irtibat kuruyorsunuz, o asar üzerinden bunu yapıyorsunuz. Peki ikinci olarak kilise cami olur, camiye çevrilir. Bugün Yunanistan'da pek çok camimizi Bulgaristan'da, efendim o Balkanlarda, Rumeli'de maalesef Osmanlı'nın yapmış olduğu çok sayıda camiyi ya yıktılar ya kiliseye çevirdiler. Kardeşlerim, bunlar kendileri o dine inanıyorlardı. Şimdi diyorlar ki Hristiyanlığın devri bitti, çağ kapandı, İslam geldi. Biz orayı cami yapsak orada namaz kılabilir miyiz? Batı'da böyle çok yer gördüm. Kiliseleri satıyorlar. Hristiyanlık bitti aslında. Bitti. Ateizme döndü deizme döndü. Yani ideolojilerle hesaplaşacak bir gücü kuvveti yok. Neden hep İslam coğrafyasına savaş taşıyorlar, zulüm taşıyorlar? Biliyorlar ki bu din dimdik ayakta, gençleriyle ayakta, İslam'ın kızlarıyla ayakta yeniden dünyadaki bu zulüm düzenini İslam gömecek, bitirecek. Bunu bildiğinden dolayı İslam üzerine sürekli operasyonlar yapmaya de devam ediyorlar. Ama ve mekeru ve Allah. Onların tuzakları var. Allah Azze ve Celle'nin de kudreti, kuvveti var kardeşlerim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her mahalleye bir mescit yapın. Her mahallenin bir medresesi olsun mahalleyi beslesin onlar. Mahallenin okulu olsun, mahallenin medresesi, mahallenin tekkesi, mahallenin camisi olsun. Müslümanların çocukları bunların üç arasında yetişsin. Camide ümmetle ibadet etsin, tekkede feyiz alsın, medresede hayatı, ulumu, her türlü ilmi orada tahsil etmiş olsun. Yani bir şehir bir mahalle İslam kimliğini bu üç varlıkla, bu üç sütunla devam ettirebilir kardeşlerim. Osmanlı da öyleydi. Üçü de şerat'a bağlıydı. Medrese de, tekke de, cami de şeriata bağlıydı. Fetvayı ulema verirdi. Meşahi vermez, ulema verirdi. Eğer onların içinde alim varsa, fakih varsa, Ali Haydar Efendi gibi, e, dört mezhebin fıkhını ezbere bilirmiş. Yani mesaili o kadar hafızasında buyurulmuş ki mütesir olmayın bu dinin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. İndiren Allah'tır Kur'an hakimi koruyacak odur. Medreseleri kapattılar, daracı kuruyorlar ama din-i mübin İslam'dan tek bir kelimeyi eksiltemezler, noksanlaştıramazlar. Bütün kitapları ortadan fıkıhla alakalı kaldırsalar ve amma bi ni'meti rabbike Allah Teala'nın verdiği bu nimeti ilan babında söyleyeyim. Bu durumda gurur kibir olmaz. Çünkü karşıda moralin kaybetmiş, ayakta durmaya mecali kalmayan Müminler var. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Ne din, ne iman bıraktılar, ne örtü bıraktılar. Her şeyimizi din adına, iman adına çiğnediler. Yaptılar bunları. Yaptılar. Direnen olursa, dar gönderdiler. Şapka için, İskilip'le Atıf Hazretleri'ni, şehit ettiler. Astılar, yaptılar bunları. Peki, o zaman, öyle bir zamanda, Ali Haydar Efendi diyor ki rahmetullahi aleyh dört mezhep fıkhının bütün kitaplarını imha etseler Allah'ın inayetiyle hepsini andahr kalbi olacak şekilde ezberden imla yoluyla yazdırırım diyor. Elhamdülillah. Alimler alemdir. Nasıl yollarda işaretler var, gideceğiniz yeri gösterirler, Dağlara da alem denir. Eskiden yollarda böyle tamelalar yoktu. Dağlardan hareketle bulurlardı gidecek yerleri. Ulema da alemdir. Fırtınada, kasırgada onlar dimdik ayakta dururlar. Ruhsatla amel etmezler. Azimetle amel ederler. Doğruyu söylerler. İnsanlar onlara bakar. Onlar cennetin yolunu gösterirler. Eğer birisi hep kolaylar, hep ruhsatlar, hep yalanlarla uğraşıyor, haramları söylemiyorsa onun ilimden nasibi yoktur. Ölçüyü siz tayin edeceksiniz. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tembihi, vasiyeti, emri nasıl kabul ederseniz öyle telakki edin. Her mahallede bir cami olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Aişe radıyallahu anha kâlet. Emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi binâ'il mescidi fi'd-dûr ve en yunaddafa ve yutayyaba. Buyurdu ki Aleyhissalatu vesselam her e, dur dur dar kelimesinin çoğulu mahalli içinde kullanılıyor. Böyle bir duvar, duvarın içinde ev de var, ahır da var, büyük bir ev var. Böyle adam ailesiyle, çocuklarıyla orada duruyorsa o zaman buna dar denir. Daha bir kompleks külliye gibi alırsak dar olur. Küçük onun içinde bir bölüm olursa ona ev, beyt diyoruz. Bu şekilde de anlaşılabilir. Mahalle olarak anlamak daha doğru. Eğer dar olarak anlarsak o zaman orada evin içinde bir odayı mescit yapın. Ama mahalle olarak anlayıp kardeşlerim her mahallede bir cami olsun. Emar <laughs> Rasul Efendimiz hem mescit yapmayı emretti bir de ve emara en yunaddafe ve yutayyebe temizlenmesini emretti. Koku, güzel kokular camilere sürülmesini emretti. Namaz kıldığınız yerlerde Güzel kokular olsun. Secde ettikleri yerlere onları sürün. Bizim burada çocukken Akçabatlı hoca derlerdi. Yaşlı bir dede vardı. Koku satardı koku. Böyle bir e, sandukası vardı. Onunla dolaşır, koku satardı. Yani çok e, hafızlık yaptığımız yıllardan daha önce. Ama hatırlıyorum, Camiye girdiği zaman şöyle elinde bir enjektör vardı. Onunla caminin her tarafını dolaşır, o kokuyu caminin her tarafına püskürtürdü. Yani onun girdiği zaman cami başka olurdu. Allah Teala'nın rahmeti üzerine olsun. Yani onunla geçinirdi ama herhalde sattığı kadar camiye de koku sürerdi. Bu bizim cami bir de çarşıya gittiği zaman oradaki camilerde de muhtemel Aynı şeyi yapardı. Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti güzel kokular camiye sürmek, hem temizlemek, hem camileri bakımıyla meşgul olmak. En tahira beytiye li't-taifina aakifina ve sucud Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam Allah Teala cami temizleme vazifesi veriyor. Hazreti İbrahim o o kadar büyük makamların sahibi ama cami temizliyor. Cami temizlemek herkese nasip olmaz. Yine çocukken öyle yaşlar bilirim. Camiye girerken böyle başlarlardı kapının oradan tozları toplar avucuna koyar sonra bir kağıda döker kapatır cebine koyar çıkınca atardı. Peygamber mesleği bu. Cami temizlemek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kalma ve hem diğer enbiya'nın da evliyanın da ulema'nın da yapmış olduğu bir ameliye kardeşlerim. 723. rivayet İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Şimdi camiler yapıyoruz. Dev camiler, büyük camiler. Fakat içinde cemaat yok imar ediyoruz, maddede imar ediyoruz ama manada imar yok. Manada inşa yok kardeşlerim. Namaz kılıyoruz, dağılıyoruz, çıkıyoruz camilerden. Camilerde hem namazdan sonra sohbet olmalı hem ders halkaları olmalı, ders. Yani o köşede, bu köşede ders halkaları olmalı. Camiler aynı zamanda bunun için de yapılır. Yani bir köşede Buhari okuyorsunuz, orada Müslim sınıfı var, orada tefsir, burada hani fıkı okuyorsunuz, orada usul okuyorsunuz, orada şaf okuyorsunuz. Böyle dersler caminin içinde. Bunun için Osmanlı camileri böyleydi. Alemi İslam'da, Suriye'de hala pek çok camide bu olaylardan önce böyle ders halkaları vardı. Alimler medrese dışında camide dersler okurlardı. Şimdi bizde cami yapma yarışı var ama camileri mana cihetiyle imar noktasında kusurlarımız, eksiklerimiz var kardeşlerim. o ibn Abbas radıyallahu anhuma kal. Kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma umirtu bi teşyidil mesacit Efendimiz buyuruyor ki ben mescitleri yüksek yapmak, dev yapmak, büyük yapmak bununla emir olunmadım. Elbette Müslümanlar büyük mescitler yaparlar. Osmanlı'da olduğu gibi camiler, o salatın camileri. Bunlar olur, bunlar yapılır, yapmalı bunları da. Ama siz nüfusa bakıyorsunuz, hepsini toplasanız o camiyi dolduramazlar. Yarısı kadar olamazlar. O zaman niçin oraya o kadar büyük cami yapıyorsun? Burada şu olabilir, acaba insanlar desinler ki bak o köylüler ötekilerden aşağı değiller. Ne kadar büyük bir cami yaptılar. Cami bunun için yapılmaz. Cami Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için yapılır kardeşlerim. Müslümanlar da Buna dikkat edecekler. Ma umirtu bi teşhidil Yani dev camiler yapıp caminin manasından kopmayın. Hakikatinden uzaklaşmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktaya işaret ediyor. Cami yapılıyor. Adam diyor ki çocukları camiye almayın. Neden? Cami kirleniyor. Efendimiz ne buyurmuştu? Emre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem En yunaddafe ve yutayyebe Camiler hem temizlenecek hem güzel kokular sürülecek e insan gelecek, insan geldiği yerde temizlik bir zaruret olur, bir hacet olur insanlar onunla alakalı görevler tayin edecekler Onlar camileri temizleyecekler Yani cami yapalım ama çocukları almayalım pislenmesin yani yemek yaptık ama e, bulaşık olacak yenmesin orada dursun gibi bir durum olur kardeşlerim Müslüman böyle anlamsız cümleler kurmaz yani Efendimiz Aleyhisselam caminin maddesinden ziyade manasıyla alakadar olun Osmanlı o büyük camiler yaptı ama onlar doluyorlardı kardeşlerim doluyulardı. Yani 1928 yılında Konya'da askerlik yapan birisi dedesine Trabzon'a mektup yazıyor. Ofa. O mektubu ben bir tarihi bir dergimiz vardı orada yayınlamıştık. Torunundan alıp mektubu gönderiyor. Babasına Konya'yı anlatıyor. Diyor ki baba Konya'da 1928 kuşluk namazı kılmak için Camiye girdiğimde gördüm ki nafile namazı kılmak için Konyalılar camiyi leba doldurmuşlar. Tıklım tıklım. Şimdi öğle namazlarımız ne halde? Konya'nın bereketini görüyor musunuz? Selçuklu bereketi, Kadimşehir, Hazreti Mevlana orada onların bereketi, Konya uleması, Konya evliyası öyleymiş. es Erzurum ondan farklı değildir. O tarihler, Diyarbakır ondan farklı değildir. İstanbul hakeza, Trabzon öyledir. Ama yüzyılda yılda Anadolu'yu bir zihniyet ne hale getirdi anlayın, kıyas edin kardeşlerim. Camiler büyüktü ama cemaat vardı. One enesin radya Allah an, kal sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki min eşrati sa'a en yetebahen nasu fil mesacid. Yani haber mübteda yer değiştirmiş. E, kıyamete vurgu yapmak için min eşrati sa'a Efendimiz buyuruyor ki kıyamet alametlerindendir. Nedir ya Resulallah? o? En yetebahen nasu fil mesacid yani fi bina il mesacit. insanlar büyük camiler yapmada birbiriyle yarışacaklar. Bakıyorsun bir köy ya bu köyde bu kadar bir cami olur mu diyorsun. E, yapmışlar ama neden? Daha büyük bir köy var. O köyün camisi büyüktü. E biz onlardan aşağı kalmayalım. Biz de büyük bir cami yapalım. Peki ne yapalım? O köye yetecek camiyi yapalım. Arta kalan parayla talebe okutalım bu ümmetin yarınlarını kuracak ilim adamlarını fikir adamlarını dava adamlarını o camilerde yetiştirmiş olalım o paralarla onları yetiştirelim onlar camilerden kopmasınlar büyük camiler yapalım sonra çocukları başkaları okusun başkaları onlarla alakadar olsun talebeyle alakadar olan vakıflara bakılmasın e o çocuklar okuduğu zaman ne olacak kardeşlerim? Camiden kopacaklar, cemaatten kopacaklar. Sen büyük cami yapmıştın yeni nesiller için ama nesle yatırım yapmayınca sen cami yaptın, ona başkası yatırım yaptı. O lokalini onunla dolduracak. Sen de camide ihtiyar amcalarla geleceksin namazını kılacaksın. Elbette cami yapmak çok önemli. Men ben alillahi beyten ben Allahu lehu beyten fil cennet. Kim Allah için bir ev yaparsa men ben alillahi beyten bir mescit yapıyor. Allah Teala da onun karşılığını ahirette ona verecek. Ama camilerimiz yeteri kadar var. Ne yapmalı şimdi? O talebeyi, gençliği, kalbi camiye bağlı halde nasıl yetiştirebiliriz bununla alakadar olmalı kardeşlerim. İşte bu bir kıyamet alametidir. İnsanlar camileri yapacaklar, süsleyecekler. Biri taşını falan yerden getirecek. Yani Samsun'da cami yapıyorsa Diyarbakır'dan taş getirecek. Sonra diyecek ki bunun taşı ta oradan gelmiştir. Peki bu şehrin delikanlılarının taşlaşan yüreklerinden haberin var mı? Bu taşı oradan getirdin güzel, Allah razı olsun. Peki ya bu gençlerin yürekleri taş kesilmişte, camiye bakmıyorlar, ezan-ı Muhammedi duymuyorlar, Allahu Ekber'e icabet edip yola düşmüyorlar, Allah Azze ve Celle'ye secde etmiyorlar. Onlar oyunda, onlar eğlencede, o çocukları kurtarmak için ta Diyarbakır'dan, Sivas'tan ya da şu şehirden taş getirdin, bununla alakalı bu kadar mesai sarf ettin de, peki gençler ne oldu? Hani onlar? Niçin burada değiller? Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde daha çok gençler vardı. İslamiyet'e ilk olarak gençleri icabet etmiş. Yükü onlar omuzlamışlar, onlar göğüslemişlerdi kardeşlerim kıyamet alametlerinden biri camileri yapmak, sadece onları namaz kılınan yerler haline getirmek, gerisi boşaltmak. Halbuki tarihe baktığımız zaman, Resulullah Aleyhisselam'ın zamanına baktığımızda sahabenin yetiştiği yer, okulları, camiaları, üniversiteleri orası. Amfisi yok, sınıfı yok, tahtası yok, tebeşiri yok. Bir muallimi var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ama yetiştirdiği nesil ortada onların yaşadığı çağa asr-ı saadet diyoruz kardeşlerim. Onu yapabiliyor muyuz işte? Camileri o ruhu taşıyabiliyor, aşılayabiliyor muyuz? Dersleri kaldırıyorlar camilerde. Niye kaldırıyorsun kardeşim? Kaldırma! İmam kardeşimle ders okusun, akidesi ehl sünnet olursa öteki hoca da okusun, belki de okusun. Cami rekabet yeri değil, cami ilim merkezi, fikir ocağı olsun. Mala yani değil, politika değil, bunlar değil. Ama ilimle alakalı meselelerin çözüldüğü yer olsun. İmam Hatip'te okurken caminin alt katı vardı. Oranın anahtarını almıştık. Böyle fareler de olurdu bayağı bodrumdu. Oraya inerdik her öğle paydosunda, her sınıftan arkadaşlarımız vardı. Hak, kader bir noktada o vazife bizim üzerimizde kaldı. Lise 4'te aktif olarak alakadar olmaya çalıştım. Her sınıfta kardeşimiz var, arkadaşımız var. Öğle paydosunda Samsun'un İstiklal Caddesi ayarında çiftlik caddesi var. Öğrenciler oraya gitmek isterler, orada yürümek isterler. Sınıfların kapısında her sınıftan tebliğci, davetçi kardeşlerimiz var. Onlar tutarlar, ısrar ederler, oraya getirirlerdi. Hoca bulamazdık çoğu defa, bize kalırdı. Elhamdülillah pazartesi günü lise birlere, salı lise ikilere, çarşamba üçlere, Perşembe ortaokuldan gelenlere yani böyle günler takdir etmiştik. Bunlar şimdi farklı olabilir ama haftanın dört günü orada öğle paydosunda orası dolardı. Dolduğu olurdu. Kimi severek gelirdi, kimi hatırdan gelirdi. Öğleden sonra ders bitiminde orayı açardık. Böyle küçük tahtalarımız vardı. Öğrenciler farklı yerlere kaymasınlar diye orada fen sınıfından matematiği iyi olan, fiziği, kimyası iyi olan kardeşlerimiz orada alt sınıflara ders verirdi. Kim yapardı bunu? Öğrenciler yapardı. Allah Teala'nın rızası için hiç böyle bizi aslında yukarıdan şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diyen çok olmadığı gibi engellemek isteyenler olurdu. Farklı ideolojiye mensup olanlar bunlardan rahatsız olurlardı. Ama bir sevk ilahi vardı. En büyük gücümüz Allah rızasıydı. Allah rızası için uğraşmak. İşte bir fedakar imam caminin alt katını bize verdi. Orası o camiyi yapanlar için bir hayır hasenat kapısına döndü. O kadar genç çiftlik caddesinde yürümekten oraya davet ediliyor. Orada günah işleyeceklerdi belki gözleriyle dolaşacaklar bir delikanlı niçin gider işte e, böyle bir sokakta yürümek ister alışverişe gitmiyorlar tabi ben oradaki esnafı kastederek söylemiyorum daha çok neden bir delikanlı hevasını hevesini şehvetini tatmin etmek için öyle bir sokakta yürür işte kızlar da yürür delikanlılar onlar da siz oradan oraya davet ediyorsunuz. Yani ateşin içinde, şehvet ateşinin içinde yanma diyorsunuz. Kardeşlerim, camilerimizi özellikle okulların çevresindeki camileri İmam kardeşim sen yap. Eğer sen yapmıyorsan o zaman etrafta böyle bir genç varsa onlar yapabilecekse Onlara aç, onlara ver. Gelin de burası cami. Burada Allah Teala'yı zikredelim. Burada dersler olsun, siyer olsun, hadis olsun. E fizik, kimya o da kenarda köşede başka yerde yapamıyorsanız o dersi orada olur kardeşlerim. Yani neticede fizik de Allah Teala'nın kanunları, o kanunları anlamaya çalışıyorsunuz. Elhamdülillah. Rabbimizin lütfuydu ihsanıydı. Büyük bir bereket vardı. Yani böyle bizi siz ne yapıyorsunuz diye tehdit eden öğretmenlerden de farklı ideolojide yani o anlayışa karşı olanlar olurdu ama elhamdülillah Rabbim muhafaza ediyor. Allah Teala yol açıyor. Şimdi oradaki sohbetlerden çok arkadaşla, kardeşimizle karşılaşıyoruz. Ben diyor lise 1'deydim. İşte sen lise 3'teydin, orada sohbet ederdin. Ortaokuldaydık, bir bereket vardı. Rabbim İmam Hatip okullarına o eski 90'lardaki ruh ve şuuru yeniden ihsan eylesin. Medreselerimizin yoluna alsın. Orada kardeşlerim o okullara gitsinler. Kapılarda o gençlerle medresede haftada bir gün tayin et, oraya git orada kardeşimle bir camide buluş, bir çay ocağında buluş, o okulu camiye çek. İşte medrese bunu yapacak. Bugün medresenin davet ve tebliğ noktasında yapması gereken en önemli vazifelerden biri bu. Kardeşlerim, camilerimiz sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratından yakın döneme kadar hem namaz kılınan hem İslami meselelerin çözüme bağlandığı yerlerdi. İmam-ı Azam nerede yetişti? Camide yetişti. Camideki ders halkasında yetişti. Sahabe-i Kiram küfede nerede ders okutuyordu? Camide ders okutuyorlardı. Ebu Yusuf nerede yetişti? Camide yetişti. Onunla alakalı El Eşbah ve Nadair İbn-i Nüceym'in El Eşbah ve nadairinden bir olay anlatıp Bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Kerderi menakibinde burayı anlatıyor. İki ayrı kitaptan naklediyorum. İmam-ı Azam Hazretleri Ebu Yusuf rivayet edilir ki hastalanır. Onu ziyarete gider. Bakar ki bay hasta. Evladım der. Sana dair umudum var. Sen bu ilmi göğüsleyecek. Yarına taşıyacaksın sana bir şey olursa normal birisi ölmüş olmaz. Bana halef olacaksın, bu bapta cümleler söyler. Bazen iltifatlar insandaki tevazuyu artırır, bazen de ayarı bozar. Ebu Yusuf Hazretleri iyi olur Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla sonra ders okutmaya başlar. İmam-ı Azam'ın dersine gider. Fakat nefis ya, o da demişti, sen oldun artık. Yani büyük mesafeler kat ettin. Senden büyük şeyler bekliyorum. Bana karef olacaksın. İmam-ı Azam Hazretleri'nin iznini almadan mescidin bir köşesinde ders okutmaya başlar. Bir adam gider ona. Beş tane soru sorar. Beş soru sorar. Bir i̇ki tanesini nakledeyim size. Der ki Namaza farzla mı başlanır, sünnetle mi? Farzla başlanır der, adam ahta eder, hata etti. Ö sünnetle başlanır der, gene hata ettin. Peki doğrusu nedir der? Doğrusu ikisiyle birlikte başlanır. Eli kaldırmak sünnet, tekbir, farz. Dolayısıyla iftah tekbiri almak hem farz hem sünnet birlikte başlanır der. Bir kuş kazan var, orada et pişiriliyor. Kuş giderken kazanın içine düşse, et yenir mi çorba, yenir mi yenmez mi? Yenmez diyor, adam ahdata diyor. Yenir diyor, gene hata ettin diyor. Peki nedir diyor? Şuna bakarız diyor, eğer o et çorbanın içinde pişti, ondan sonra kuş düştüyse çorba dökülür, Et üç defa yıkanır, ondan sonra yenir. Yok eğer et pişmeden o hayvan oraya düştüyse o zaman et de yenmez, çorbada dökülür diyor. İşte kasarla alakalı, evlilikle alakalı sorular soruyor. Hiçbirini bilemiyor beş tane mevzu. Sonra alıyor ayakkabılarını, kalkıyor, İmam-ı Azam Hazretleri'nin yanına gidiyor. Diyor ki ona, Tezebbepte kable entu hasrim Tezebbepte yani sen daha kable entu hasrim koruk olmadan koruk üzümün hamına Anadolu'da koruk derler. Koruk olmadan kuru üzüm olmaya kalktın. Daha çok bu halkada oturup okuman gerekir. Derse devam etmen gerekir. Bak beş soru sordular. Beşinde bilemedin. İnsan bazen böyledir. Birkaç tane kitap okur, kendini allame zanneder. Nefis böyledir, haddini bilmez. Onun için hep alimlerle oturmalı ki haddimizi bilelim. Şimdi dün de bahsetmiştim. Said Palampuri hocamız büyük bir alimdi. Hakikaten allameydi. Öyle bir zat idi. Ama ilme değer yok. Sizin konuşma kabiliyetiniz var. Türkçe 5-10 tane, 50-100 tane kitap okudunuz. Çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Büyük insanlar sosyal medyada sizi takip ediyorlar. Ama bir allame gelir. İlan edersiniz. Dersiniz ki yani dersler hep Arapça olacak. İşte şu seviyede dersler var. İlim adamı diye dolaşanlardan hiçbiri ala kadar olmazlar. İlim gariptir kardeşlerim. Ulema gariptir. Yani bu ülkede de büyük alimler var. Kaç kişi onları tanır? Kaç kişi bilir? Halil Gönenç hocamız mesela ilimde zirve bir zattır. Kaç kişi bilir? Kaç kişi tanır yeni nesiller? Onun için konuşma kabiliyeti ayrıdır. İlim farklıdır. Cenab-ı kimine hem ilmi verir, hem konuşma kabiliyeti verir. Ama kimin de deryalar gibi ilim olur. Halil hocamız öyledir mesela 90 yaşına yaklaştı. 17 defa Beydavi tefsirini okuttum dedi. 17 defa. Belki İmam Beyzavi bile o kadar okutmamıştır Halil hocamız. Allah Teala şifalar ihsan eylesin. Hocamdır kendisi. Hâzâ min fadli rabbi. Allah Teala'nın bu fakire ihsanlarından biri de öyle bir zata talebe olmak. Bu Said Palampuri hocamız ona da talebe olduk. Elhamdülillah. Buraya çok muhabbeti oldu. Öğrencileriyle hep selam gönderir. Her aradığımızda icabet buyurur, dua eder. Burada öğrencilerden hizmetinde olanları isim olarak sorar, hatırlar. Yani bir evi gibi burayı kabul etmişti. Büyük bir alimdi. Yani dünyada tanıdığım alimler içinde en büyüklerinden 2-3 taneden biriydi desem asla mübalağa yapmış olmam. Yani öyle bir ilim vardı onda. Allah Teala Ebu Suud'ları düşünün. Kemal Paşa zadeleri işte o ayarda bir alimdi o. Rahmetullahi aleyh. İşte vefat etti Kadir gecesi sabahında ruhunu öncesinde Allah Azze ve Celle ruhun teslim etti. Cenab-ı Hak ona âli makamlar ihsan eylesin. Bu topraklarda öyle alimler yetiştirmeye ehli ilmi muvaffak eylesin inşallah. Allah Teala söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve tuğbu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.